Hocam merhaba. Merhaba. Anayasa programında yine beraberiz. Geçen bölümle ilgili bir soru vardı ben onu sormayı unutmuşum. Dördüncü madde 1, 2 ve 3'ün değişemeyeceğini söylüyordu. Diyorlar ki 4'ü değiştirsek değiştiremez miyiz? Ben de bunu soruların altında gördüm zannediyorum. Hemen cevap vereyim ona da. Bu çok tartışılan bir noktaydı. Peki değişmezlik yasağı getiriyorsun ya o yasağı değiştirirsen. Yani aslında orada dördüncü maddeyi de değiştiremezsiniz yazmamışlar. Onu, onu... Aynen. Tabii bütün anayasa hukukçuları buna. Anayasaya karşı hile olur bu denirdi. Ama yapılırsa ne olacak? Anayasa Mahkemesi bu konuda bir karar verdi ve dedi ki değişmezlik yasağının içerisinde değişmeyi engelleyen dördüncü maddede vardır dedi. Dolayısıyla evet dördüncü maddeyi de değiştiremezsin dedi. Ama dediğim gibi hala bu pozitif hukuk açısından tartışılabilecek bir noktadır. Bana göre de değiştirilmemesi lazım. Aksi anayasaya karşı hile olur. Bizim anayasa mahkememiz bunu söyledi. Şimdi gelelim 5 maddeye. 5 madde önemli. Devletin temel amaç ve görevleri Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyet ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak çok iddialı bir şey. Kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak Şimdi bu esasında tabii ki anayasanın idealini ortaya koyuyor. Fakat bence Türkiye gibi devletin görevlerini, devletin ne anlam ifade ettiğini çok fazla tartışan ve belki de bu devletin yerini net olarak oturtmayı çok fazla bilmeyen ülkelerde çok yararlı bir madde olarak görüyorum. Örneğin Almanlar insan onurunu buraya yerleştirdiler. Neden? Çünkü onlar Hitler dönemini yaşamıştı. Hitler döneminin insan onurunu belirli nedenlerle devletin ali menfaatleri olsun, Alman ırkının korunması olsun gibi nedenlerle temel hak ve özgürlükleri sınırlayacak, ortadan kaldıracak şekilde devletin görevinin daha üstün bastığını ve devletin daha üstün geldiğini zanneden ve bunu uygulayan ülkelerde insan onurunu getirdi. İnsan onuru çok sübjektif bir Sübjektif şey. tabii. Sübjektif ama bu da sübjektif. Yani şurada söyledikleri de sonunda sübjektif. Devletin temel amaç evet. ve görevi işte insanın mutluluğunu sağlamak, huzurunu sağlamak, refahını sağlamak, sınırlayan engelleri kaldırmak, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesine. Bunlar sübjektif zaten. O yüzden ideal dedim. Bunlar pozitif hukuk kurulu olmaktan daha çok insana şöyle değen, demesi gereken maddeler. Bak devleti sen kurdun ve bu devletin amacı ben devletim ben istediğimi yaparım değil. Bu devleti sen şunu için kurdun. Bunları 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 yapsın diye kurdun. Bize hizmet diyerek, için. Evet. Bunu açıklamaya çalışan bir madde. O yüzden ben bu maddenin her zaman her ülkede siyasal iktidarlar eliyle kötüye kullanılabileceğini ve kullanıldığını bilen bir insanım. Ben de bugüne kadar katıldığım birçok anayasa değişikliği önerisinde veya gelin bir anayasa hazırlayalım dediğinde Barolar Birliği yaptı, İstitüsiyat yaptı hepsinde bu insan onurunu ekleyelim dedim. Çünkü insan onuru çok önemli bir şey. İnsan onuru mu, devlet mi dediğinde devletin ağır basması gibi bir tehlikeyi ortadan kaldıracak şekilde bunu ideal olarak koymak gerekli diye düşünüyorum. Şimdi çok kötü bir döneme denk geldik. Devlet ve hükümet konusu Türkiye'de hep karışan bir şeydir. Evet. Şimdi mesela deprem oldu. Devletimize laf etmeyin diye kızıyorlar. Türkiye'de ayrım yapılamıyor. Yapılamıyor. E bizim 82 Anayasası'nda kutsal devlet diye yazardı. O yüzden şimdi çok önemli maddelere geldik. Çünkü Türkiye'de şöyle sıkıntı var. Algılamada devlet nedir, hükümet nedir? Bunun birbirine karışmaması lazım. Zaten devlet, tarihin belli bir döneminde şöyle düşünülüyor. Avrupa'daki kitapları, açın anayasa oku kitaplarını, eskiden hep devletle başlardı. Devlet. Çünkü devletin olmadığı bir örgütlenme tipini yok derlerdi. Yani çağdaş insanlar devletle beraber varlar. Oysa araştırmalar hep gösterdi ki ya bu insanlar devletin olmadığı bir dönemde de yaşıyor. O zaman devlet kendiliğinden mi kuruldu? Doğal olaylarla mı kuruldu? Veya krallar istediği için mi ya da tanrı istediği için mi devlet kuruldu olgusu ortaya çıktı. O zaman da 16., 17., 15. yüzyılların en büyük şeyi şu çıktı. Hayır kardeşim. Devleti sen kuruyorsun. Nasıl kuruyorsun? Konuşmuştuk bu. Bir sözleşmeyle kuruyorsun. Ha, e demek ki devleti ben kurdum. Peki hükümet bu devleti yönetsin, bu kurumlar bütününü yönetsin diye. O zamanlar aa bunun babası da kraldı, babasının babası da kral denirdi veya tanrı onu oraya getirdi. Hatta papa taç giydirme törenlerine katılırdı. Tanrının onu kabul ettiğini göstermek için. Sonra şu çıktı. Hayır canım. Devleti sen kurduğun gibi bir sözleşmeyle iktidarı da sen kuruyorsun. Nasıl yapıyorsun? Seçimle getiriyorsun. Ha bu iki kurum birbirinden farklı o zaman. Bir tanesi insanların kurduğu, insanların daha mutlu, yan yana, huzur içinde, barış içinde yaşayabilsinler. Güçlü olan, ekonomik olabilir bu, siyaseten güçlü olabilir, doğal özellikleriyle güçlü olabilir. Güçsüzü, Sözde ezmesin diye meydana getirilen bir kurum. E bu kurumu da birileri yönetecek. İçinde yönetici olacak Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis. Ama bu insanların hiçbir kutsallığı olmayacak. Da hayır tabii. Devletinde olmayacak zaten. Ben kurdum çünkü ve bu hükümette gideceğiz diyeceğiz ki seçimlerde ha sen kazandın. Sen gel hükümeti yani yönetimi sen yap. Ne kadar? 3 sene, 5 sene, 6 sene sen yap. Bak devlete geçtin şimdi sen bizi 4 senelik yönet. 4 sene sonra bir daha seçim yapacağız. Şimdi bu ikisi birbirinden ayrı kavram ama Türkiye'de hep aynı. Birazdan göreceğimiz şey gibi de bizim siyasetimiz hep bunda geçiyor. Ben devletim kutsal devletimizin başında oturuyorum. Ben bunun hep devlet bahçeli yüzünden olduğunu zannediyorum. <laughs> yani bunu bir siyasi şey olarak söylemiyorum. Ama son dönemlerde çok karıştığını düşünüyorum. Tekrar söylüyorum. Mutlaka bir gün gelecek. Zaten bu programın da amaçlarından biri bu. Bunu yerli yerine oturtmamız lazım. Eskiden Fransızlar da yapardı bunu. İngilizler de yapardı. Ama bugün artık dünyada diyorlar ki efendim devlet kutsaldır. Ya devlet hayır devlet çok önemli bir varlıktır. Şu anda önemlidir. 50 yıl sonra yüz yıl sonra ne olacağı bilinmez. Devletimiz payidar kalsın. Bunları kabul ederim. Ama şunu kabul etmek mümkün değil. Kutsaldır o. Dokunamaz. Dokunulamaz. Dolayısıyla onu yönetenler de şu anda kutsaldır. Dokunulamaz. Bu anayasa hukukunda geçilmiş, aşılmış ve bir daha geri dönülmesi mümkün olmayan bir aşamadır. Bu arada etimolojisine de değinmek lazım. Aslında state yani durum, ete. Aynen. aynen. Statüs, durum. Statüs, yani, durum. Aynen ediyor. bir durumu ifade ediyor. Öbürü government yani aynen. hükümet, hükmetmek, Yönetmek. Bu arada estate'e de gidiyor yani o da ilginç. E zaten öyle diyor ya olmaya devlet cihanda bir, bir nefes, nefes saat gibi mülkün evet. temeli. Bunu bazı, bazı siyasetçiler de bizde şöyle kullanmıştı. Bak mülk diyor. Hayır mülk değil o. Devletin temeli demek. Neden ama? Her şey padişahın. Nasıl İngiltere'de 1066'da Norman istilası olmuş ve Fatih William bütün Tüm İngiltere'deki taşı, toprağı, kiliseyi, şatoyu, maden ocağını her şeyi kendi üstüne bir kitapla kaydettirmiş. Bayağı tapu kayıtlarının temeli nitelinde 1066 Domesday Book dedikleri. İşte orada diyor ki devlet benim. Şeyin dediği 14. Louis'den değil, Devlet benim ama bugün bunlar aşıldı artık. Bugün Türkiye'de aşılmış görünmüyor. Yani ilki olarak aşıldı işte onu söylüyorum. Muhakkak aşılacak. Peki şimdi burada kelime kelime gitmek lazım. Devletin amaç ve görevleri Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü diyor ya. Şimdi Türk milleti aslında tartışmaya açık bir şey. Türk milleti çok tartışmaya açık değil de şöyle. Çünkü biz ta 1999 değişikliklerinden beri millet, milletin iradesi gibi bir şeyi kabul ediyoruz. Millet olgusu tarihin belli bir döneminde ortaya çıkmış bir olgu. Ne işin? Ne Eskiden bu din, dil, ırk bağına bağlıydı. Ama sonra 2. Dünya Savaşı falan gösterdi ki hatta 100 yıl savaşlarında düşünün Fransız diye adlandırılan adam Fransızca konuşan adam İngiliz kralıyla beraber Fransa'ya karşı savaşıyor. İngiliz olması gereken veya İngiltere topraklarında işte Anglo-Saksonlarla yıllardır yaşayan diğer Celtikler mi Keltikler mi onlar da Fransızla beraber savaşıyor. Yahu siz neden böyle yapıyorsunuz? Aynı dildensiniz. Aynı topluluktansınız anlayışı o zamandan beri var. Ama sonra 18. yüzyılda millet olgusu ortaya çıkıyor. O millet olgusu halen devam ediyor. Bizde işte bu milletin adını koyalım mı koymayalım mı tartışılır ama sonunda bizde buradaki topluluğu millet ...olarak algılıyoruz ve bu millete tamam, o, Türk bur milleti Tamam Buradaki diyoruz. sorun evet Türk milleti deyince... Aynen, aynen bu tartışılıyor da mesela bunu aşmak için İspanyollar bir formül üretti. İkinci maddesinde dedi ki İspanyol milletinin bütünlüğü ve birliği... ...diğer milliyetlerin özerkliğini tanımaya engel değildir. Yani milliyetler dedi onlara fizyolojik yani ırk veya etnik temeldeki... Onlara milliyetler dedi. İspanyol sosyolojik milletine de millet dedi. Ama bu aradaki tartışmayı yıllar sonra çözmediği çıktı ortaya. Şimdi sırası gelmişken şunu konuşmak istiyorum. Bu hem önemsiz hem önemli. Mesela Gün Zileli var bizde program yapıyor. O hep Türkiye der. Şimdi bu kelime kullanımı, Türk ve Türkiye kullanımı, Türkiye'deki en büyük ayrımlardan mı? Evet, evet. Sol görüşlü olanlar diyor ki biz Türk demeyelim çünkü bu işte etnik bir kökeni tanımlamaktadır. Türkiye diyelim ama o zaman da ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Mesela Fransız sineması diye bir şey var. Evet. evet. Fransa sineması değildir o yani. Evet. Kimse demez öyle bir şey. Diyorlar ki Türkiye sineması diyelim. Şimdi görüyoruz ki anayasa da Türk'ü kullanıyor. Yani şunu diyebilirdi. Türkiye milletinin diyebilirdi. Bunu mesela ben İlber Hoca ile falan konuştum. Onlar da şöyle söylüyor. Türkiye milleti diye bir şey tarihsel olarak da fonetik olarak da yanlıştır. Yani diyorlar. evet Fransa milleti gibi bir evet, şey Evet yani Fransa milleti, İngiltere milleti falan gibi bir şey olur diyorlar. British diyor. Hatta şöyle diyor. Grand Bretagne dediği. İskoçları falan da Tabii, alan büyük bir, bir şeydir. Hı -hı. Ama mesela İngiltere'ye Angleland, Angılların ülkesi. England diyor. England İngiltere'yi oluşturan etnik şeylerden sadece bir tanesi. İngiltere diyor ama. Angıllar var, Sakson'lar var, Dan'lar var. Ama İngiltere diyor o parçaya, o devlete. Ben de Türk milletinin denebileceğini düşünüyorum. Şöyle düşünüyorum. Türk milleti dediğin de zaten hatta bunu anayasaya bile yazmakta bir engel yok diye düşünüyorum. Din dil ırk etnik köken ayrımı yapılmaksızın zaten o var bir, bir, son, evet. Evet, bir şeydir diye bunu Türk milletinin kullanılabileceğini düşünüyorum. Şimdi ama burada bir Kürt bundan Kürt. rahatsız olmaz mı? bence olmaz. Şöyle olmaz diye düşünüyorum. Mesela hepimiz diyoruz. Faraza kanak asıllı Fransız vatandaş. Kürt asıllı Çerkez asıllı, Arap asıllı bir vatandaş ve Türk milletinin bir parçası. Türk milleti üst kimliktir diye bence bir sıkıntı yaratacağını tahmin etmiyorum ama tabii bunlar tartışılması gerekli. Kimisi de bunu kabul etmez. Ama bunların eğer şu millet olgusu ve ırk etnik köken olgusunu birbirinden doğru bir şekilde ayırabilirsek ben bu sorunların çözülmesi gerektiğini de düşünüyorum. Çözüleceğini de düşünüyorum. Mesela bu bağlamda şu da tartıştık aramızda anayasacılar. Mesela Türk vatandaşı mı koyalım, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mı koyalım? Yoksa vatandaş mı koyalım? Ben Türk kelimesinden sadece Türk ırkını kabul ettiğini düşünmeyen biri olmama rağmen ben karşı değilim buna. Ama karşı olanlarla oturup ya arkadaşlar millet olgusu nedir? Gelin bunun adını koyalım. Vatandaş nedir? Bunun olgusunu koyalım diyerek bir şeyde çünkü milleti ben şöyle algılıyorum. Aynı coğrafyayı paylaşıp aynı Ülküde. E, aynı ülkede Öyle deriz ya. Bir tarih beraber yaşayıp gelecekte de aynı birlikteliği sürdürmek iradesinde olan insanların topluluğu algılıyor. Evet. Dolayısıyla bunu biz bir millet olgusunda birleşebiliyorsak her şeyi çözeriz diye düşünüyorum. Yani ben de bunu çok sık arkadaşlarımla tartıştığım için söylüyorum. Fransa'dan hep örnek veriyorum en iyi bildiğimiz yer orası olduğu için. Fransız dediğiniz şey aslında biyolojik veya etnik bir şey ifade etmiyor. Ekme. İşte et o ekmek şarap tatlısı Buyur. kültürü aynı. Yani dili tabii ki. Aynen. Yani bütün bunlar birleştiği zaman Fransız oluyor. O bu kadar. Türk de aslında şimdi ona geleceğim önemli soru bu bence. Osmanlı İmparatorluğu yıkılıyor arkasından da Mustafa Kemal buradaki bütün ha. halkları bir arada tutmak için bir üst kimlik uyduruyor ya, aslında. Aynen. Türk milleti yani. <gülüyor> diyor. <gülüyor> bu öbür anayasalarda da mı böyle? Aynen. 21 Mesela, 24 61. Tabii tabii. Aynen. Hatta işte ilk formülü 21'de kullanıyorlar ya. Türkiye ahalisine Türk denir diye. Türkiye ahalisine arada ırk, etnik köken ayrımı yapılmaksızın Türk ıtlak olunur diyor. Yani o din, dil, etnik köken çok güzel söyledi. Kurtuluş Savaşı bittiğinde bu coğrafyada yaşayan, Herkesin. herkesi gelmek zorunda kalan, kaçmak zorunda kalan herkesi siz burada mesela Fransızlar da aynı şekilde Franklar mı var sadece Fransa'da? Hayır. Ostrogotundan tut, Vizigotundan tut. Cermen halkları vardı. Bir sürü. Galyalılar vardı. Doğru Şu ama de... şunu biliyoruz tabii. Cumhuriyet'in ilk... Bir... Evet tabii. Bir takım kesimler tabii ki haksızlığa uğradılar. Şimdi bakın bütün ülkelerin oluşmasında şuna bak bunu meşru gördüğüm veyahut da hafifletmek için söylemiyorum. Şimdi bir milleti oluştururken aynı şey bir cumhuriyeti oluştururken Fransız ihtilali. Fransızlar gurur duyar. Fransız ihtilalini kabul ettirmek ve o citoyen vatandaş kavramını benimsetebilmek için inanılmaz bir kan döküldü. Bunu ben aa ne güzel onlar 300 kişi öldürdü biz 50 kişi öldürdük. Biz olguyu konuşuyoruz. Olguyu konuşuyoruz. Burada şunu yapıyorsun mecburen. Diyorsun ki benim amacım şu, bir millet oluşturmak. O yüzden hayır, ben bu milletin parçası değilim diyene karşı ya, ya, ne olur ol demiyor. Bu çok zor bir şey. Yani şimdi sakın kimse yanlış anlamasın. Ama dikkat et, Alevilerin bu cumhuriyeti benimseyen en önemli kitleden bir tanesi. Doğru mu? Evet. Neden? Çünkü ben diyor bir vatandaşlık getirdim artık. Bir millet getirdim. Bunun içinde Müslüman, Hristiyan, Yahudi, Alevi, Sünni ayrımı olmayacak. Sen artık bir vatandaşsın. Diğer vatandaşla aynısın diyor. Şimdi bazıları buna hani karşı çıkıyor diyor ya. Eskiden ne güzeldi Osmanlı. Hayır. Osmanlı'da bu statü farklılıkları var. Müslümansın, onun haklarına sahipsin. Alevisin, ben sana hoş davranıyorum, iyi davranıyorum. Ama davranma yükümlülüğüm yok. Şimdi işte bu cumhuriyet veya millet olgusunu oluştururken hayır ben farklıyım diyene de izin vermiyor. Ha bunu şiddet kullandığı meşrudur filan manasında söylemiyorum. Ama şunu özellikle ya bizim mesela cumhuriyetimizde Aleviler gibi önemli bir kesimin ki Osmanlı zamanında da ciddi bir zulme uğramış olan bir topluluğun çok rahatlıkla tamam diyor. Ben bu cumhuriyetin vatandaşı hissediyorum kendimi. O yüzden zaten cemevlerinde Hazreti Ali'nin resmiyle Mustafa Kemal'in resmi, Atatürk resmi yan yana duruyor. İşte bunları gerçekleştirirken tabii ki amaç şu. Bak kardeşim, artık kendi kimliğinden bahsetme. Bu yeni üst kimliğinden bahset. Ben onu önemsiyorum. Hayır ben eski kimliğimden bahsedeceğim diyene de hayır bahsedemezsin kullanıyor. Aynen. Şimdi çıkamıyoruz tabii bu şeyden. Yani çünkü bir grupta diyor ki Türkiye'de hala bu grup aktif bayağı da. Ümmete bağlayalım biz bunu diyen de var. Yani bu aslında Türk milletinin yazılmış burada ama mesela seküler Kesin. bir anayasa bu şaşırtıcı şekilde. Kesin tabii. Zaten laikliktir diyor ya 24'ten itibaren laiklik ilkesi getirildikten sonra da bu artık anayasanın ha uyar sunu ayrı ama temel maddelerinden bir tanesi devletin din kurallarına özellikle nüfusunun büyük çoğunluğunun bağlı bulunduğu Sünni Müslümanla bağlı olmayan bir devlet yapısı olduğunu açıklamaya çalışmış. Ama bunu ümmete bağlamaya çalışmak yanlış olduğunu düşünüyorum. Aa çok kullanılıyor şimdi. Evet, Ama evet. siyasi bir şeydir bu. Ama her şey siyasi. Evet evet. Hayır şu anda siyaseten belli bir görüş hakim olduğu için ve çok ezici şekilde hakim olduğu için şu anda bu ümmet meselesi toplumda da karşılık bulmuş gibi gözüküyor. Ama merak etmeyin. Ya birkaç sene sonra bu geçer. Aynı şeyi bakın dikkat edin. Bugüne kadar yaşat. Ancak ancak demokratik sistemin olmadığı yerlerde bu olabilirdi. Devlet demek hükümet demektir. Hükümet demek devlet demektir. Hükümete laf ettiğin anda devlete etmiş sayılırsın ve ben seni çarparım diye bir anlayış ben bu kadar keskin görmemiştim. Şimdi gelirken radyoları dinliyorum. inanılmaz bir şey. Devletimin yanındayım diye Ya tabii sayılarına... tabii tabii. Özellikle bugün birlik beraberlik işte <laughs> televizyonlarda bilmem nesi başlıyormuş. Spor kulüpleri tek tek bildiriler yapmaya baskı yapılıyor. Evet. Televizyonlara yapılıyor, radyolara yapılıyor. Hükümetimize laf etmek demek, devletimize laf etmek demektir. Bunu kabul etmiyoruz falan diye açıklamalar yapılıyor. Spor kulüplerinin şeyleri arka arkaya okunuyor. Korkunç bir şey. Bu kadarını açık söylüyorum görmemiş. İşte ümmet de bunun bir şeyidir. Ve yine devlet Bahçeli'ye geliyoruz burada. <laughs> <laughs> ya inanılır değil. Yani ben bugüne kadar eskiden maça giderdim, çok giderdim. Hükümetlere eleştiriler gördüm, istifa şeyleri gördüm. Polis haklı veya haksız olarak birini saldırdığında bütün tribün kalkar. Burası Türkiye işte bilmem ne değil falan diye bağırılırdı. Polise karşı falan hiç hayatımda. Sen buna karşı bağırdın. Demek ki sen devlet düşmanısın. Demek ki teröristin. O zaman seyircisiz oynatacağız falan diye bir şey. Artık İyice kavramların karıştığını gösteriyor evet. ama Türkiye gerçekten merak etme yani daha ciddi bir ülkedir <laughs> Ve daha ciddi bir ülkedir yani. bir zaman sonra yerine geçer bu kavramlar. Peki şimdi beşinci maddeye bakıyorum. Ya bu anayasa kötü diyoruz ama baktığınız e, zaman tamam. Çok güzel. Burası <laughs> çok güzel. Aslında fena değil evet. Yani Türk milletinin geç hani o tartışmaları. Refah, girdik, huzur, mutluluğu. Bağımsızlık, bütünlük, ülkenin bölünmezliği, cumhuriyet ve demokrasiyi korumak, kişilerin toplum, refah, huzur, mutluluk, temel hak hürriyetler, sosyal hukuk devleti, adalet ilkeleri. Ya bunlar gayet İl makul şeyler. İlker çok güzel bir yere geldi. Onu muhakkak vurgulayayım. İşte ben başta da söyledim zannediyorum. Anayasaya siz bu muhteşem maddeyi yazabilirsiniz. Bunu da da güzel yazabilirsiniz. Bütün tartışma önleyecek şekilde. İnsanlarına saygılı davranan, sarılan, öpen, her <laughs> derdini engelleyen, bunun için yaşayan, başka hiçbir amacı olmayan falan diye yazabilirsiniz. Özgürlükleri de arkasına öyle bir yazarsın ki muhteşem, harika bir anayasanın iyi olup olmadığını belirleyen unsur bu ideallerin nasıl yazıldığı değildir. Bunları nasıl uygulamayı düzenleyecek hükümler bunlara da bir devlet ya da hükümet karşı koyarsa bunu nasıl dengeleyebileceğin, engelleyebileceğin, frenleyebileceğin mekanizmaları içine yerleştirmiş mi, yerleştirmemiş mi? Ve topluma bunları geliştirme imkanını vermiş mi, vermemiş mi? Bu önemli. Vermemiş herhalde değil mi? Bizdeki <laughs> vermediği için bunun değişmesi gerekli diyor. Peki devam ettikçe bunu anlayacağız herhalde. Onun için devam ediyorum. Altıncı madde bu da önemli. Egemenlik. Yani aslında yukarıda açıklanan şeyler güzel. Devlet bunu yapacak da kim bunu uygulayacak ona geliyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Evet devam et bir de altında. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır. Bu biraz Çok yuvarlak güzel. bir laf değil mi? İşte işte esasında yuvarlak değil. Zurnanın zat dediği yer burası. Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır dediği zaman kendine referans veriyor. Yani daha koymamış aslında. Tabii. <laughs> egemenlik dediğiniz kavram bir ülkeyi yöneten, kuralları koyan. işte kraldı, padişahtı, hükümdardı. Fakat yine 18. yüzyılda bütün kavramlar gelişirken hayır dendi. Egemenlik kimin olacak? Kralın, tanrının, kilisenin, şuranın, buranın bizim kralın, reisin, şefin derken bir şey çıktı ortaya. Hayır. Egemenlik topluma aittir. İşte bunu da en iyi koyan adamlardan çok eskiden beri söyleniyordu. Ta eski Yunan'dan beri ama Jean Jacques Rousseau'dur. Yine Jean Jacques'a geldi. Evet, Jean Jacques Rousseau'dur. Dedi ki hayır dedi egemenlik dediğimiz yani bir ülkede bir toplumda kural koyma gücü yetkisi. Egemenlik budur. Kural koyacaksın o kurallara insanlar uyacak. Bu kadar basit. Bu dedi bir toplumdadır genel iradededir dedi. Bu genel irade nedir ki dedik. Dedi ki herkes kendi bireysel iradeleri var dedi bir sözleşmeyle devleti kuruyorlar dedi. İnsanlar kendi iradelerini ortaya koyuyorlar ve burada bir genel irade beliriyor. O bireysel iradelerden bir. Şöyle düşün ama buranın önemi şu. Diğerlerinden farklı olarak dedi ki bir toplumda bu binada herkes girerken üstündeki ceketi kapının önüne attı. Ama pahalı ceket, ucuz ceket, yelek fark etmez. Herkes attı. Burada bir yığın oldu yeleklerden. İşte dedi egemenlik bu yığındadır. Ve herkesin burada pahalı ucuz bir tane yeleği var mı? Herkesin bu genel iradede payı birdir dedi. Her vatandaş. Yani Aa, oy. Oy ve hak. Ha, ben soyluyum. E benim ceketim daha pahalı. Yok. Benim paltom daha pahalıydı ya. Ben yabancı palto aldım. Yok. Herkesin bir hakkı vardır orada. İşte egemenlik bu şeye aittir. Peki o egemenlik, o genel iradenin adı da nedir? Millet. İşte Fransız milleti, İngiliz milleti, Alman milleti ne dersen Türk milleti budur. Şimdi buraya kadar çok iyi. Burada bir ibare kullandı. Aynı Russo'nun dediği gibi kayıtsız şartsız milletindir dedi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi. Şimdi bunu şunun için koyuyor. Aynı şeyi Russo'da yaptığında bak dikkat et. Diyor ki Egemenlik yanılmaz diyor. Genel irade hiç yanılmaz. Eğer birileri farklı düşünceydeyse yanılmışlardır çoğunluğa dayan. Biz de o zaman diyoruz ki aa bu çoğunlukçu bir Ruson'dan. milli bir şey. irade. Milli irade çoğunlukçudur diyoruz. Ama şöyle düşün. O dönemde adam bunu kralın, tanrının işte kilisenin iradesine karşı ortaya koyarken şöyle deseydi çok zor olurdu. Ya arada sırada bu genel irade yanılabilir tabii ama... Yani o kadarına da bakmayın dese... Abi bu irade yanılıyor ya. Kralınki yanılmıyor hiç demezler miydi? Tabii. O yüzden diyor ki genel irade hiç yanılmaz. Bir de aydınlanmacı tabii şey. Tabii ama... Çağdaş devlete oluşturduğunda, oturttuğunda bunu muhakkak yanılabileceğini de kabul yani ediyorsun. Yani hitlerle gördük işte. Aynen yani yanılabileceğini görüyorsun. Dolayısıyla ona göre anlıyorsun. Şimdi burada da egemenlik kayıtsız şartsız milletindir derken bunu getiriyorsun ve 1921 anayasasına koyuyorsun. Nereden? Bir imparatorluktan geliyorsun. En büyük erkek evladı aittir. Osmanoğullarına aittir burada egemenlik diyen bir yerden 600 yıldır yetişmiş. Hayır kayıtsız şartsız kimseyle paylaşmaz. Öyle Osmanoğulları iradesiydi bilmem ne milletindir bu diyorsun ve uyguluyorsun. Reaksiyoner bir şey yani. Aynen. Şimdi Türkiye'de ama bunu çok uzun zamandan beri, çok partili düzene geçildiğinden beri yanlış algılayanlar da var. Şöyle diyorlar, kayıtsız şartsız milletindir kardeşim. Bu şu demektir yani, millet ne yaparsa yapsın <laughs> karışamazsın. Hayır, kayıtsız şartsız bu anlamda kullanılamaz. Nasıl genelde yanılmaz, Rus sonun zamandaki gibi kullanılmıyorsa, ha yanılabilir ya arada sırada demedi, burada da kayıtsız şartsız. Şimdi Türkiye'de en önemli tartışma konularından bir tanesi de maalesef budur. Efendim egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bak dikkat et. Özellikle bazı iktidarlar bunu çok kullanırlar. Efendim milletin iradesini sınırlıyor. Hatırla doğru mu? <laughs> Bence tamamıyla yanlış. Çağdaş demokratik hukuk devletlerinde egemenlik milletindir. Tabi kural koyma etkisi yönetenin değildir. Cumhurbaşkanına ait değildir. Şuna ait değildir. Buna ait değildir. Millete aittir. Kabul ediyoruz. Bütünüyle ırk şeyi olmadan her birinin parçası da birdir bunda. Olması gerektir ama şu, bunu kayıtlı şartlı olarak kullananlar kullanırlar. Kayıtsız değil, kayıtlı şartlı kullanırlar. O çok önemli bir <laughs> Aa, Kayıtlı şartlı kullanırlar. Ve bir örnek daha özel söyleyeyim. Mesela genelde bazı iktidarlar bunu çok sık kullanırlar. Bunu bir siyasi eleştiri olarak söylemiyorum. AKP iktidarı da bunu çok sık sağ kullanırdı. Iktidarlar sağ, sağ iktidarlar daha sık. Sağ çok kullanırdı. Şöyle derlerdi. Milletin egemenliğine, millet iradesine karşı koyamazsınız. Hele atanmışlar kesinlikle koyamaz derdi. Vesayet atanmış efendim. vesayet olur derdi. Peki düşün şimdi bizde bakanlar nasıl geliyor şu anda atama. Bazıları milletvekilden istifa ediyor, bazıları hiç milletvekilde değilken geliyor oluyor. Peki son dönemde örneğin millet meclisinde nasıl çıkıyor rahat rahat? Siz kimsiniz ya diyor. Ben size hesap mı vereceğim diyor. E hani millet iradesi seçimle gelme tek unsurdu. E çünkü millet iradesini Tayyip Erdoğan aldı. Evet. İşte o yüzden bu anayasa hukukunun Türkiye'de en önemli yanlışlarından bir tanesidir. Bu algı kesinlikle ve kesinlikle değişmelidir. Zaten alta geç ne diyor? Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimle iş başına gelmesi egemenliği tek başına kullandığının göstergesi değildir. Bu konuda da 61 Anayasası bence çok önemli bir değişiklik sağlamıştır. Türk milleti egemenliğini anayasaya göre yetkili organları eliyle kullanır demişti. Ve anayasada saydığı 61 anayasası da geldi bu ilk defa. Ve o güne kadar şöyle diyordu. Türk milleti egemenliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla kullanır diyordu. Onda temerküz eder diyordu. Ha, bu önemli bir fark. Tabii çok önemli. Çünkü cumhuriyeti kurarken elinde değil cumhuriyeti kuranları. Hadi organları koyalım birazını padişah kullansın birazını öbürü kullansın birazını Osmanlı Osmanoğulları kullansın, birazını şu kullansın, halife kullansın yok böyle bir şey. O yüzden diyor ki Türkiye Büyük belirir. Oraya seçim. Ama çağdaş devlet. Biz bunu düzeltemedik bir türlü. O yüzden bu yanlış anlayış devamlı gitti. Ama o zaman bu 6. madde aslında 61'den mi geliyor? 61'den gelme. Ve ona dokunmamışlar mı? Dokunmadılar. Ama dokunmadılar ama iktidarlarda veya bir zihniyette hep oldu. Kardeşim bu madde yanlış. Olmaz böyle şey. Türk millete egemenliğini sadece ve sadece seçimle gelen Türkiye Büklet Meclisi'nde ve onun içinden çıkan başbakan da filan kullanır. Şimdi seyircilerimiz için Mertcan'ın anlamadığını eminim. Şöyle bir fark var. Tartışılan şey şu galiba. Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır dediği zaman dediğiniz gibi sadece TBMM değil örneğin Anayasa Mahkemesi'ni de Bravo. sayıyor. Bravo. Dolayısıyla onu da egemenliğin bir parçası sayıyor. Aynen. Ama Aynen. Belirsiz, bunu çok belirsiz bir şekilde söylüyor. Evet ama dünya oraya değiştiği için bu işte o yüzden biz diyoruz ki eskiden kuvvetler ayrılığı vardı. Şimdi artık kuvvetler ayrılığı partiler olgusuyla birleştiği için yerini bunun daha geniş bir kapsam aldı. Kurumsal çoğulculuk diyoruz. Nedir? Devlet bir takım kurumlar bütünüdür diyoruz. Yasaması var, yürütmesi var, yargısı var, mahkemeleri var, iki meclisi var. Var, Merkez Bankası var, devlet adına yetki kullanan kurumlar var. Anayasa Mahkemeleri var, yargı organları var. Bunlar da Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi anayasanın kendilerine verdiği yetki çerçevesinde egemenliği kullanıyorlar onlar da. Dolayısıyla hiçbir devlet yetkilisinin şöyle deme yetkisi yok. Olmaması gereken Anayasa onu söylüyor. Ben seçimle geldim. Anayasa Mahkemesi sen kimsin deme yetkisi yok. Ama diyorlar. Diyorlar. <laughs> Görüşmek Bazıları da şöyle diyor anayasa mahkemesi yetkisini kullandığında. Vesayet yetkisini kullandın diyor. Hayır yargının vesayeti olmaz. Yargının zaten hükümeti denetleme yetkisi anayasayla tanınmış. Meclisi denetleme yetkisi anayasayla tanınmış. Bu yetkiyi biraz geniş kullandı, dar kullandı. Buradan dolayı sen nasıl kullanırsın bu yetkiyi demek yanlış. Bakın askeri vesayet olur faraza diyorum zenginlerin vesayeti olabilir ama yargının vesayeti kelime olarak <laughs> Yanlış. yanlıştır çünkü zaten bunun için koymuş anayasanın koyduğu esaslara göre Yetkili organları. Ama mesela Amerika'da da Trump mesela Supreme Court'tan birisini atadı, sonradan kürtaj. bu kürtaj yasası çıktı değiştirdiler. evet. Değiştirdiler yani Ve, olabiliyor. Bakın çok güzel bir şey söylediniz. Aynı şeyi söylüyorum. Amerika'da federal Yüksek Mahkeme 1787 Anayasa'sıyla kurulduğunda Anayasa'ya uygunluğu kanunların denetleme yetkisine sahip bir mahkeme değildi. Değildi. Ne yaptı? 1803 yılında bir dakika dedi. Ünlü bir kararda Marbury Madison kararında bir dakika dedi. Anayasada bir kanundur. Ben kanunların anayasaya uygun olup olmadığını denetleyebilirim dedi. Aslında bir nevi darbe yapmış. Aynen hiçbir kimse vesayet kurdun diyemedi. Anayasa mahkemesi federal yüksek mahkeme yani daha doğrusu örneğin zenciler için şunu getirdi. Ki iç savaşa sebebiyet verdi 1857 yılında. Zenciler insan değildir. Maldır, vatandaş değildir, metadır. Dolayısıyla alıp satılabilir, Amerikan Anayasası'nın vatandaşlara tanıdığı haklardan yararlanamaz dedi. İç savaş çıktı. Sonra bunu Plessy Ferguson kararında değiştirdi. Çok kötü değiştirdi ama. Peki bir dakika, Abraham Lincoln başkanken bu karar çıkıyor öyle mi? E, hayır, öldürüldükten sonra çıkıyor. 1857'de bu kararı veriyor sonra. Abraham Lincoln başkan oluyor. İç savaş çıkıyor. İç savaş bayağı e, 61'den evet. 65'e kadar ve 65'te savaş bitiyor. Bu karara karşı olan Kuzeyliler kazanıyorlar. Abraham Lincoln öldürülüyor. Ama köleliği ortadan kaldıran yasayı çıkartıyor. Ama hemen bunu Federal Yüksek Mahkeme kabul etmiyor. Yani Supreme Court kabul etmiyor. Hemen. Tamam ve... bu, bu dediğiniz işte bize Supreme Court'un da yani Anayasa Mahkemesi'nin de yanılabileceğini gösteriyor. Ha yanılabileceğini gösteriyor. Bu manada söylüyorum. Yetkilerini genişletebileceğini de gösteriyor 1803 Marbury evet. Madison kararı. Dolayısıyla Anayasa Mahkemeleri yanılabilir, yanlış karar verebilir, sonra düzeltebilir. Dediğim gibi sonra Plessy Ferguson kararında pardon pardon diyor. Zenciler de vatandaştır ama ayrı fakat eşit olurlar diyor. Separate but equal. Bu da çok kötü. Sonra ta 50'li yıllarda Brown Board of Education kararında hayır diyor tamam ayrılık da yok böyle ayrı okullara gitsinler ayrı şeylere segregation yasası mi? kalkıyor anayasaya aykırı. Dolayısıyla yanlışlık yapabilir ama anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlarıyla. Anayasa Mahkemesi de bunlardan biridir. Bir şey daha son söyleyeyim. Ya dikkat et Trump inanılmaz yetkili. Hakikaten işte biliyoruz yetkisini ne kadar kullanmaya çalıştığını. Evet. Bir kral gibi ilk geldi Trump seçildi dediler filan. Dedi ki 7 tane ülkeden Amerika'ya koy girişi yasaklıyorum. Hiçbir şey olarak gelemezler hatırla evet. bir karar. Ne yaptı bir distrikte hakimi bir ilçe hakimi? Hayır dedi yanlış yaptın. <laughs> Bu karar geçmez dedi. Ne dedi? Sen kimsin? <laughs> Sen bir <laughs> diyemedin neden çünkü Hukuk Yasta da yazmasa da evet. Egemenlik dediğin şeyde Supreme Court'un da yetkisi var. Mahkemelerin de yetkisi var. Diğer mahkemelerin de. Ve o mahkemeler egemenlik yetkisini kullanıyorlar. Trump'a dediler ki kusura bakma Trump. Sen yürütme yetkisini kullanıyorsun. Biz yargıyı kullanıyoruz. Aynı yerden alıyoruz yetkimize. Türkiye'de bu maalesef daha anlaşılmış değil. Evet. Ama uygulamada görüyorsunuz işte söylüyorum size. En siz kimsiniz diyen dahi bir bakıyorsun. Aa. Adama tanıyor. Atama, atama bildiğin atama. Dönüyor meclise siz kimsiniz ya diyor. Size hesap mı vereceğim diyor. Allah Allah. E, demek ki sen bunu ciddi söylemiyorsun. Başta söylediğini. Ee, bir şey daha söyleyeyim. Şunu söylediniz mesela çok güzel. Yanlış da yapabilir ya. 73 Roe kararından sonra 2022'de verdiği karar Kürtaj'ı eyaletlere istediği yasayı çıkartma yetkisini veren. Böylece Roe kararındaki 73'teki sınırı bozan ilke anayasal bir gelenek oluşturmamıştır. Bizim yazılı kurallarımızda da böyle bir şey yoktur. Dolayısıyla eyaletler istediği gibi sınırlamada serbesttir diyen yeni kararda... Çok ters bir karar ama hiç kimsenin aklına bu mahkeme sen kim, vesayettir sen kimsin kapatalım bunu diye gelmedi. 61'de bir de senato kurulmuştu. Evet. O, o pek bilinmiyor. Burada kastettiği o galiba. Sadece senato değil. Bak çok güzel söylediniz. 61 Anayasası şunu yapmış. Ben söylüyorum bu bir siyasi şeydir de muhakkak. Ama ben bir hukukçu olarak söylüyorum. Siyasetçi değil. Hukukçuları çıkarttığında %95'i bence aynı şeyi söyleyecektir. O da şu, 61 Anayasası bir baktı, özellikle 1946'dan sonra yani çok partili düzene geçildiğinde en büyük sıkıntı şundan kaynaklandı. Tek parti için yürüyebilecek bir sistem çok partide yürümedi. Dolayısıyla bu iktidarın tek elde toplanmasını, çoğunluk partisi de toplanıp her yetkinin onda olmasını biz dağıtmak zorundayız dedi. Ve Çağdaş 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da birçok devletin yaptığını yaptı. Hani bunu e, Amerika'yı yeniden keşfetmedi. Aa bir dakika yeni bir şey bulalım demedi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra meclisteki parti çoğunluğunun iktidarı ve gücü tek elde toplamasını dolayısıyla egemenliği tek elde toplamasının yarattığı sıkıntıları engellemek için ne yaptıysa diğer devletler onu yaptı ve böldü. Dedi ki bak Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ayrı. Parlamentoda ikiye böldü. Meclis senato. Neydi senato tom olarak? senato şu bir tür şam refleksiyon gibi yani biraz daha düşün biraz daha yasayı yaparken daha yetkin insanlar da bir baksın anayasaya uygun mu işte insan haklarına uygun mu diye bir oluşturulan. Bir elitler meclisi gibi. Şey. Evet elitler meclisi gibi bir şey. Bu elitizmi de şöyle sağladı. 40 yaşını bitirmiş olacaktı. Biraz daha yaşlı bir meclis seçiyordu. Bir de yüksek öğrenim görmüş olma şeyini getirmişti. Üniversite bitirmiş olma zorunluluğu getirmişti. Meclis için böyle bir şey ihtiyacı yokken. Yine bunu... onlarda milletvekillerinden mi oluyor? Ee, hayır ayrı seçiliyordu. Nasıl seçiliyor? Ay şöyle. Aynı genel seçimde nasıl bugün millet meclisi cumhurbaşkanı için ayrı ayrı kullanıyorsun? Orada da meclis için ayrı kullanıyordun, senato için ayrı kullanıyordun. Cumhurbaşkanı için kullanmıyordun. Belediye seçimlerini nasıl belediye başkanı meclis için kullanıyorsan orada da adaylar farklı farklıydı. Ona De, nasıl karar veriyorlardı? Hani ben senato'ya aday olacağım mı diyordu. Yani a, tabii tabii. Çünkü e, yani, normalde şu şöyleleştiri yapılır ya Milli Birlik Komitesi üyelerini yapmak için yaptılar onları. A, hayır, değil. Milli Birlik Komitesi üyelerinde mal maalesef tabi üye olarak o senatoya atadılar. Bu çok tartışıldı. Da bence de tabi üye olmamaları lazımdı. Ama Türkiye'de darbe yapanlar genelde kendini de koruma altına alır. 82 Anayasası'nda yok muydu? 10 yıl Dokunulamaz diye Milli Güvenlik Konseyi. Peki o senato hiç seçildi mi yani? Çok seçildi. Ne zaman bırakıldı? Çok o? seçildi. Hem de bir de şey de onların görev süresi de ayrılsın diye aynı parti egemen olmasın diye birinin görev süresi 4 yılken öbürünün görev süresi 6 yıl yapıldı Amerikan ki. Amerikan sistemi gibi. Aynen 6 yıl yapıldı ki ikisi ayrılsın diye. Ve 80'de bütün meclisin görev süresi bittiği için işte mesela bu da önemli bir konu. Türkiye'de genelde şu yoktur. 61 Anayasasının hazırlanmasında dedim ya size. Ankara Bilim Heyeti çok etkindi dedim. Onlar hazırlamıştı. Çok önemli insanlar vardı demiştim. Şimdi bizde anayasalar genelde daha sonra böyle bir düşünmeyle, tartışmayla yapılmadı. Çünkü halkın da çok fazla etkisi olmadığı için şöyle yapıldı genelde. Sarkaç hareketiyle yapıldı. Mesela 1876 yani son anayasa. 9'da değişiklikler yapıldı yeni anayasa gibi deriz ama esasla 1909 bazı maddeler değiştirdi. 1876'da iki meclis getirmişti. Heyeti Mebusan, heyeti Ayanmıştı. Yani senato bir anlamda. Sonra 21 anayasası yapılırken o günün koşullarında da haklı olarak yani bu bölünme olmayacağı Lice için. Ya, savaş şartları Tek meclis yani. dedi. Tek meclis dedi. Sonra 24 tek meclis devam ettirdi. 61 ya bu tek meclis yanlış oluyor işte. Hele bir parti çoğunluğuna geçerse, 2-3 partinin olduğu bir yerde felaket oluyor deyince Senato'ya geçti. 80 hiç mantıklı bir şey olmadan hayır tekrar birleştirelim dedi. Ama bunu birleştirelim derken bir şey oldu. Ben Senato'yu olmasını savunan insanlardan bir tanesiyim. Neden? Senato olsun, orada biz de bulunalım filan üniversite mezunu da değil. Şunun için bence Türkiye gibi ülkelerde gerçekten şuna inanıyorum. Bu maddeyi iyi uygulamamız lazım. Yani eğer daha devlet dediğimiz mekanizmanın nereden kaynaklandığını, kutsal olup olmadığını, her söylediğimizi cumhurbaşkanına veya hükümete, devlete karşı söyleyip söylemediğimizin bile net anlaşılmadığı bir ülkede ben iktidarın ayrıldığının böyle Farklı farklı kurumlar eliyle egemenliğin kullanıldığını veya iktidarın bizim çok iyi anlamamızı ve uygulamamız gerektiğini düşünüyor. O yüzden ben mecliste de bulunmuş bir insanım. Görüyorum, örneğin geçen şeylerden bir tanesinde söyledim. Ya Anayasa'yı 9 gecede gece 6'da 7'de başlayıp 8'de başlayıp sabah 6'ya kadar millet uyurken Anayasa'yı yapmış bir toplumuz. Dolayısıyla bence bu görevleri ayıracak bir şey ne var meclis. Senato. Efendim devlet işleri uzar. E, kanun hükmünde kararname diye bir şey getiriyorsun. Dünyada getirdi Dekretvalar diye. Herkes getirdi. Ne var? Sen de getirirsin. Hukuka uygun bir şekilde olmasına sağlarsın. Getirirsin. Çok acil önlem alman gerekiyorsa ekonomik olarak alırsın. Dediğim gibi yargı egemenliği kullanır. Yazılması lazım. Açık net. Bunun yetkilerinin sınırlanmaması lazım. Üniversiteler. Senato şeyin üstünde miydi meclisin peki? Hayır, yani... ilki olarak eşitti. Ama bir şeyde anlaşamazlar. Son söz meclisteydi. Ama eşit diye Ama o zaman kolayca bypass edilebilir o Türkiye'de zaten. Ve hayır çok fazla bypass. Önemli olan şuydu zaten. Aynı şeyi senatoda kabul etmek zorundaydı. Evet, yasalarda. Mesela İngiltere'de asilzadeleri, soyluları ne yapacağız dediler. Ve kendiliğinden 1300'lü yıllarda model parlamento biz bin yıldır soyluyuz. Bunlar ise yeni zengin olmuş. Şövalyeler veya işte burjuvaz dediğimiz. Biz bunlarla yan yana toplanamayız deyip 1300'lü yıllarda 1314 ikiye ayrıldı dikkat et yetkisini 1300-14'ten kullanan ve esas yetkinin de ilk başlarda sahibi olan soylular lordlar kamerası hala yetkilerini devam ka ve hala devam ediyor ama yetkilerini artık kaybetti. Özellikle mali konularda yasalar konusunda yetkilerini bayağı kaybetti ama hala var ve diyor ki şu yetkiyi kullanalım şu yetkiyi kullanmayalım sonra orada yer alan ırsi olarak geçenlerinde yer alması ortadan kaldırıldı ama ...hala o kurum olarak var... ...geleneklerinden devam ediyor... ...sen gelenekleri olmayan bir ülkede... ...sadece soylular için getirilmiş... ...veya federal devletler için getirilmiş... ...bir kural değildir... ...Türkiye gibi ülkelerde... abi ...yasayı yapıyorsun... farzaya ...insan haklarına ilgili bir yasa yapıyorsun... ...ya bir günde yaptık tamam... ...arkadaşlar parmağı kaldıralım... ...değil... ...ya bir gitsin... ...görüşülsün... Toplum öğrensin bunu. Peki 82'de senato kaldırıldı ama yerine aslında Milli Güvenlik Kurulu kondu gibi doğru mu? Hayır mı? değil. Mesela senato bence çok demokratik. Ama milli güvenlik kurulunun bu yetkileri haiz olarak sadece askerlerden oluşturulması doğru dünyanın çoğu yerinde olmayan bir şey. Ya yani bir tür bunun uzmanlık kuruluşu gibi tavsiye vermesi olabilir ama onun yetkili olarak hükümetin onun kararlarına uygun olması davranması zorunluluğuyla geldiğinde bu. Bildiğimiz demokrasilerde olan bir kurul değil. O yüzden bu değişebilir. Ama Milli Güvenlik Konseyi dediğimiz şey zaten 92'de mi 93'de mi ne kalktı. Cümleyi bitirelim. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse, bu da garip bir laf, hiçbir kimse. Hiç kimse ya, demek. Hiç Zaten kimse, evet. Hiç kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Bu da çok olması. önemli. Evet. Şimdi bu aslında buna aykırı yaşıyoruz şu an. Aynen, kesinlikle, kesinlikle. <laughs> Nasıl oluyor bu iş? Bakın, bu da çok önemli. Demin dedim ya bir anayasada özgürlükleri harika yazdım. Ne kadar insan hakları belgesi varsa hepsini anayasaya iliştirdim. 750 sayfalık bir anayasamız oldu. Dünyada yazılmış, yazılabilecek bütün Magna Carta dahil bütün özgürlük belgelerini iliştirdim buna. Bir anlam ifade etmez. Bunları sen koruma Altına alabiliyor musun? Peki bu Bunlar... kötü yazılmış bir anayasa olduğu için mi? Bu ondan değil, şundan. Anayasaya aykırı davrandığımız için. Evet. Bunu sınırlayabilecek mekanizmaları koymadığımız için. Çıkmaza giriyoruz evet. Aynen. Bakın 2017'de ne yaptık? 2017'ye kadar nispeten biraz sınırlayabiliyorduk. Çok böyle özel durumlar işte 12 Mart falan gibi durumlar dışında yapabiliyorduk. Ama 2017'de bir değişiklik yaptık. Dedik ki Türkiye Cumhuriyetindeki bütün bir tüm hakim ve savcılara hakimler ve savcılar kurulu karar verir dedik yani hakimin atanmasından cezalandırılmasına özlük işlerinden terfiinden rütbesi indirilmesine bütün statüsüne 13 kişi karar verir dedik. O 13 kişiyi de altısını doğrudan doğruya 7'sini de genel başkan oldu parti aracılığıyla bir kişi belirler dedik. Zaten bitti, bitti. burada. Bitti. Şimdi bunun yetkisini Anayasa Mahkemesine vermiştik. Dedik ki 15 üyesinden 12'sini doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı belirler dedik. O da bitti. O da bitti. Dolayısıyla diyorum ya oradaki değişiklikler önemlidir. Yoksa burada yazmışsın dünyanın en iyi anayasayı sayı... Uygulanabileceği bir platform Aynen. yok. Aynen işte bu maddede kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Bu şöyle diyor. Bak sayın cumhurbaşkanım diyor. Sayın meclisim diyor. Sayın merkez bankası başkanım. Sayın yargı üyelerim. Yargıta üyelerim. Devletin her kurumu ya. Rütük başkanım. Devlet istatistik kurumu başkanım. Valim. Kaymakamım. Bu anayasada sana ne verildiyse onu kullanırsın. Yazmayanı kullanamazsın diyor. Ama mesela şunu kullandık. Bakın gene siyasi olsun diye söylemiyor hukuken bunu dinleyenlerin içerisinde de hukuken gerçekten aynı kanaatte olmayan varsa sana da bana da sorabilir. Bir dahaki programda ona da cevap verir. Örneğin bu anayasa basit bir şey diye söyleyeceğim bunu. Cumhurbaşkanına meclisin uygun bulduğu uluslararası sözleşmeleri imzalama yetkisini veriyor. Yani yürürlüğe sokma yetkisini veriyor. Ama anayasanın hiçbir hükmü istediği sözleşmeden canı sıkılınca çekme yetkisini vermiyor. Aslında unutulmuştur o büyük ihtimalle. Ya, mi? vermiyor. <laughs> Vermiyor. Anayasanın hiçbir hükmü. Evet 2017'de %100 unutulmuştur. Unutulmuştur Ama vermiyor. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı kullandı. Evet. İstanbul Sözleşmesi'ne çıktım diye. Hocam biz, bu da bizi şimdi bitirmek için şuna getiriyor. Aslında hep konuşuyorsunuz 3. programımız ve bayılıyorum söylediklerinize ama teoriden konuşuyorsunuz. Yani aslında diyorsunuz ki böyle olması gerekir ve haklısınız ama günün sonunda şuna gelmiyor mu? Bu güçle ilgili yani ben aslında yapabiliyorsam yapıyorum. Bakın çok güzel söylediniz. Demin söylediğimde bu. Anayasa istediğin hükmü koy, iyiliğini kötülüğünü belirleyen unsur bunu engelleyebiliyorsan dedim. Şimdi bizim yeni bir anayasa yapacağımız zaman ileriyi de kapsayan bir soru sorarak esasında açmış olduğunu çok doğru. Yani biz 2023'te, 24'te, 25'te neyse yeni bir anayasa yapacağımız zaman söylemiş olduğumuz başlangıçta lafların Sözlerin. Allah'ın beşinci maddeyi bir yazdık ki hepimiz oturup ağlıyoruz bakın. Bunların hiçbir tanesinin <laughs> önemi Yok. yoktu. Önemi olan şudur. Biz arkadaki maddelerde siyasal iktidarlara, siyasal partilere, cumhurbaşkanları, meclise, yargıya bunları aşmalarını ve bunları kötüye kullanmalarını engelleyecek bir takım düzenlemeler ve o düzenlemeleri de varlığını koruyabilecek kurumlar, mekanizmalar yerleştirdik mi, yerleştirmedik mi? Bu önemlidir. O yüzden ben çok iyi bir anayasa yaptım. Harika. Nedir? Bakıyorum bir madde yazdım, birinci madde hep beraber alıyoruz Bunun da bir anlamı yoktur. Sen meclisi düzenlerken, yetkilerini verirken bunu aşamayacağı, aştığı zaman da hayır aşamazsın diyebilecek bir denetleme kurumunu yaptın mı? Merkez Bankası'nı özerk olarak koydun mu? Üniversiteleri kendilerine düşen yetkiyi, anayasada yazan yetkiyi kullanabilecekleri şekilde özerk, bunun çiğnenmeyeceği güvencelerle donatılmış olarak yazdın mı? Bir iktidar. Bunu ben güçlüyüm, yapıyorum dediğinde hayır bu yasayı yapamazsın, bu kuralı çıkartamazsın, bu kararı alamazsın diyebilen bir denetleme ve denge mekanizması kurdun mu? Bununla bağlıdır. Şimdi mesela onu çok ileride konuşuruz zaten. Altılı Masa mesela bir anayasa taslağı evet. yaptı. Tamam. Ama örneğin şunu mutlaka yapması lazım. Bu parti kapatmada da bilmem ne de de şunda da bunda da her şeyde denge ve denetleme kurumlarını yetkili ve yetkileri elinden alınmayacak şekilde mutlaka koymalı. Örneğin yargıçların atanması, güvenceleri, kimlerin atayacağı ve ne şekilde atayacağı ve nasıl atı, Bunlar çok önemlidir. Efendim parlamentoya yanlıştıralım diye 15 üyeden 8 tanesini de parlamentoya atattırırsan o parlamentoda yetkiyi eline alan güç iki parti 3'te 2 çoğunluğu alacak şekilde yaparsa istediği adamları atar. Hayır bunu o zaman imkan tanıma. İşte bu çok önemlidir. Peki son olarak aslında Erdoğan'ın aday olamaması gerekiyor anayasaya göre. Yanlış mı anlıyorum? Ee, evet olamıyor. Ama oluyor. Ee, olamıyor. Ee, bence bu konuda tekrar söylüyorum. Ya yani Türkiye Cumhuriyeti'nde... Ben herhangi bir kurumun anayasayı bu kadar açık görmezden geleceğini hala zannetmiyorum. Şu anda aday da belirlemediler resmi olarak. Bence sonunda başka birinin yapılacağına inanmak istiyorum. Yani Ad adayımız Erdoğandır dediler. Mi? Yani e, onun Sayın ama bahçeli resmi, söyledi. Evet. Ama resmi olarak diğerleri de söylüyor. Ya yani her parti söylüyor. En küçük parti bile söylüyor. Bizim adayımız esasında şu olmalıdır diyor ama bu e, bence daha resmiyet kazanmadı diye düşünüyorum. İnanmak istiyorum dedim. Çünkü bu anayasayı değiştirecek olsak da sonunda herkese lazım olduğu gözüktü. Yani bugünkü duruma bakmayın ya gerçekten inanamıyorum. Bir futbol maçından dolayı 3 gündür inanılmaz yani tek tek televizyonlar yayını kesiyor. Kulüplerin biz bugünlerimizde <laughs> devletimizin arkasındayız ve devletimize karşı girişilecek bütün önlemleri hep beraber almaya falan diye televizyonlar özel birlik, beraberlik, devletimizin yanında olmak falan inanamıyorum. Peki seçim ertelenebilir mi? Onu da <gülüyor> <tartışalım>. <gülüyor> O da ertelenemez. Mümkün değil. Ama mümkün değil demekle yetineyim. Çünkü sizin yaptığınız bu programın ben çok iyi ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Ha benim anlattıklarım tartışılabilir tabii ki. Onu sorarlar, tekrar konuşuruz falan. Tabii ki herkesin bir görüşü var, düşüncesi var, bir dünyaya bakış şeyi var. Ona göre anlatıyorum. Ama genelde çok siyasal kalmamak. Evet, e, istiyorum. Çünkü herkes bunu izleyecek. Sadece uzatılamaz diyeyim. Çok fazla buna girmeyeyim istiyorum çekindiğim için değil sizin bu güzel formatınızı bozmamak için diyeyim yani Ama... ben de zaten o anlamda soruyorum yani bu anayasaya göre Yapılamış. öyle bir şey yok. Yok. Ama yine teknik bir şey soracağım. Orada çok açık yazılmamış bir şey var. Büyük afet gibi bir bir, bir, bir laf var orada, bir kelime var. Hemen söyleyeyim size. Hayır, savaş sebebiyle. Bir şey daha diyor ve benzeri mi diyor? Hayır. Sana, o Anayasa Mahkemesi'nin bir kararıydı. Ama Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı da şimdi yürürlükte olmayan 102. maddenin uygulanmasına yönelikti. Orada savaş ve bunun gibi diye ah, bir ibare kullanmıştı. Ama Anayasa Mahkemesi 78. maddeye ilişkin olarak bunu söylemedi. 102. maddeye yönelik söyledi. Bir de üstelik söylediği anayasanın 78. maddesindeki açık hükmü kaldırabilecek nitelikte değil. Yani 102'yi yorumlarken aa bak bunu böyle anlamak gerekir derdik. 78'de de böyle bir şey kullansaydı aa yanlış yorumlamış doğru yorumlamış ama böyle yorumlanabilir derdik. Ama savaş sebebiyle diyor. Hocam gülümseyeceksiniz ama bir şey söyleyeceğim. Bunu hülle ile yenmek mümkün aslında. Azerbaycan'la sahte bir savaş yapabiliriz. Yapılabilir. Yapılabilir. <laughs> Ya Yunanistan'la yapılabilir. Yapılabilir. <laughs> Yalnız madde dikkat edin. Danışma Meclisi'nde, Anayasa Komisyonu'nda tartışılırken aynı dediğiniz şeyi yazmışlar. Savaş, tabi afet, doğal bilmem ne ve acil durumlarda ve bunun gibi durumlarda demişler. Ha öyle mi? Tabi. Fakat danışma meclisi metni onaylarken bunu kaldırmış. Doğru da söylemiş. Bunlar kötüye kullanmaya müsaittir deyip kaldırmış. Savaş sebebiyle demiş. Şimdi savaş sebebiyle demekle de yetinmemiş. Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmez de demiş. Yani bir savaş baş Aa, Yunanistan'la birbirimize çok kızdık. Küsüyoruz. O yüzden iki uçak ben gönderdim. Üç uçak da o gönderdi. Şimdilik bir şey yok ama bu önemli bir savaş durumu. Bakın mahvolduk. Ya kimse bunu demez de ama dediğini ha, varsayın. Onu da kapatmış aslında. Yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmez de. Hakikaten yani Allah korusun. İşgale uğramış veya bombalanıyor. Artık seçim yapmam mümkün değil burada insanların. Yani Sarı aslında şunu çıkar. diyor. Bu seçimi yap. Yap diyor. Evet. Yap diyor. Yani yapamam yap diye bir şey olamaz. Bir de şu da yok zaten. Normalde bakın Parlamento istediği gün karar verebilir kendisi. 5 yıl için seçildi ama istiyor diyor ki 3 yıl sonra sıkıldım ben diyor. Veya ekonomik durum çok bozuldu, yapmak istiyorum diyor. 3 yılda yapacağım diyor. Şu anda bak kimse bilmiyordu yapılacağını. Yüksek Seçim Kurulu'na diyor ki ben sıkıldım. Bugün karar verdim diyor. Yüksek Seçim Kurulu kaç gün içinde seçimleri hazırlamak zorunda biliyor musun? 60 gün. 60 gün değil mi? 60 gün. Peki o kararı Anayasayı değiştirecek çoğunluk. Salt Hayır esna, basit çoğunlukla ha, alıyor. Basit, çoğunluk basit çoğunlukla alıyor. Ha şimdi ama bir dakika yeni anayasada bakın ne yazıyor. Türkiye Büklet Meclisi üye tam sayısının şimdi 82'de 5'te 3 çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Yani erken seçime 5'te 3'le verdi şimdi. Dedi ki seçimleri yeniliyorum. Beşte üç çoğunluk. Beşte üç salt çoğunluk olmuyor mu? Hayır nitelikli çoğunluk ha, oluyor. nitelikli çoğunluk. Nitelikli çoğunluk. Basit o gün oraya katılanların salt çoğunluğudur. Dörtte birin bir fazlasından az olmaz ama oraya katılanların çoğunluğudur o kadar. Bu ise nitelikli çoğunluk. Diyor ki 360'ın altında olmaz. 360 ile karar verdi. Ha, yani 360 bulalım şeyi vardı. Ha, buldu. Ve ne yapıyor? Diyor ki iki ay içinde hazırla. Şimdi ise ya yani şu an için koyalım. Zaten seçimlerin yapılacağını 5 yıldır biliyor. 18 Haziran'ı biliyor. Dolayısıyla Yüksek Seçim Kurulu zaten bu olayların birçoğunu yaptı. Hatta bazılarını hatalı da yaptı. Bu son yasa 6 Nisan'da yapıldığı zaman 2022'de bu seçim kanunu orada hakimleri değiştirmişti sandıktaki hakimleri ve Temmuz'da bunu uyguladı Yüksek Seçim Kurulu. Yani bir yıl içinde uygulanmaz kanunlar diyorduk. Üç ay sonra Yüksek Seçim Kurulu uyguladı. Bütün hakimleri değiştirdi, atadı. Yerlerinde ona göre hükümet atadı. Kararnamede Temmuz bitti. Şimdi e, sen hazırladın. iyi seçim kurulanı kurdun. ilçe seçim kurulanı kurdun. Sandıkları elinde. o Sadece oy pusulanı yazacaksın. Yani bu deprem seçimden iki gün önce olsaydı... Ah bravo. Ne olacak? O canım? zaman artık burada... İnanılmaz bir hal var demektir. O zaman bu ertelenir de. Ama gene bir yıl değil. Örneğin, Toparlanana kadar. Tabii evet. dört ay sorardı. Ne kadardır? Efendim dört ayda hazırlarız. Tamam kanunu yaparsın. Dört ayda yapacaksın dersin. Acil bir durum var orada. Yoksa Yüksek Seçim Kurulu'nun böyle bir yetkisi yok. Kendi kendine. Ben yapamam. Yapacaksın diyor. Yapamam ya. vallahi uygun değil demeyin. Ama tabii tesiyorum. Türkiye'de şaşırmıyoruz artık. Aynen. Peki hocam teşekkür ederiz. Ben Halikaydı. teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <laughs>